arkadaşlar. Bir ürün incelemesiyle daha beraberiz. Arkadaşlar kanalımızın geçiş sürecindeyiz bildiğiniz gibi. Artık bundan sonra Choco MF kanal ismi kullanacağız. Çok yakında görsel bildirimlerimizden anlamışsınızdır. Yakın bir tarihte kanalımızın geçişini yapacağız. Bundan ötürü lütfen şaşırmayın. Yani biz bu kanala abone değildik tarzında. Biz daha markalaşmaya karar verdik. Ve daha bir markayla daha güzel kaliteli videolarla sizlerle karşınıza çıkmaya karar verdik. Bugünkü ürünümüz arkadaşlar bir MPPT solar şarj cihazı. Maxon firmasına ait. Arkadaşlar kutuyu açmadan önce ürünü şöyle dışarıdan size bir tanıtayım. Ürünümüz 30 amper solar şarj cihazı. 100 volta kadar enerji girişi kabul ediyor. Ürünümüzün şöyle bir yan tarafındaki etiketini gösterirsem, ürünümüzün modeli MPPT 130D, tabii Çin malı, Türk firması tarafından Türkiye'ye getirilmiş. 12-24 volt otomatik seçim yapıyor, 30 amper, 100 volta kadar dediğim gibi en fazla solar paneller veya da rüzgar enerjisinden giriş kabul ediyor. Eğer 12 voltluk sistemde kullanacaksanız en fazla 390 wattlık güneş paneli bağlayabilirsiniz diyor. Şayet 24 voltluk sistem kullanacaksanız 780 watt'a kadar güneş paneli desteklediğini söylüyor. Arkadaşlar ürünün şöyle genel olarak şeye bakalım. LCD ekranı var arkadaşlar. Şurada hemen küçük bir çıkıntısı var. Ürün çıkardığını göstereceğim. Sıcaklık sensörü mekanın sıcaklığını ölçüyor. Üçüncüsü solar panellerin girişi. Dördüncüsü batarya girişi. Beşincisi çıkış. Altıncısı RJ45 iletişim arayüzü diyor, ancak bu modelde ne yazık ki şurada selection dediği için isteğe bağlı olduğu için ne yazık ki bu üründe yok. Diğerleri buton arkadaşlar. Bu ürünün 15 sene ömür beklentili bir ürün olduğunu söylüyor. Şöyle gösterirsem. Şimdi hep beraber ürünü bir açalım. Ürünü açtığımızda önce karşımıza solar şarj cihazımız çıkıyor. Hemen şöyle. Başka ne var? Kutuyu önce bir inceleyelim. Şöyle bir kullanım kılavuzu karşımıza çıkıyor. Ürünün tabi kullanım kılavuzu ne yazık ki sadece İngilizce. Şu an onu fark ettim. Teknik data bilgisi diye bir yer var burası. Bu ürün arkadaşlar kendisi de JLIQ'yu tanıyor. Birçok cihaz JLIQ'yu tanımıyor. Ama bu arkadaş, yani siz seçiyorsunuz JLIQ'yu, o otomatik bir içinde kaydedip konfigürasyonlardan JLIQ için gerekli şeylerde bulunuyor. Bizimkisi 30 amperlik, standartmış zaten şu özelliklerin hepsi. Sadece ağırlığı falan değişiyor, başka bir şey yok. Başka ne varmış görelim. Evet arkadaşlar, çoğu üründe olmayan kablo yüksüğü. Evet, bu önemli. Ürünün üstünde kablo, 6 tane kablo yüksüğü hediye ediliyor. Bir de nem. Alıcı bir tane parça. Hemen ürünü açalım. Evet arkadaşlar, ürün bu. Ürün dediği gibi ekranı vesaire, USB şarj yeri. Ürün birçok özelliği mesela iletişim protokollerindeki yerler hepsi kapalı. İsteğe bağlı olarak seçilmiş. Size dediğim gibi termostat, yani odanın sıcaklığını ölçüyor aslında sıcaklık. Burada normalde üründe yerde şey olur, buradan harici bir tane alır uzatırsın, bunda da yok. Bir tane komporta yeri ama ne yazık ki gene yok. Hemen şu yan tarafında az önce kutuda gösterdiğim aynı etiket var. Şöyle kablo girişlerinin hepsi böyle plastikle ayrılmış, bir kısa devreye karşı korumalı bir şey. Evet, önemli olan MPPT şarj cihazlarında çok fazla ısınma olduğu için genellikle MPPT şarj cihazları büyük olur ve arkalarında devasa bir alüminyum soğutması olur. Bunda da aynı şekilde arkasında büyük bir alüminyum soğutma var. Ürün gördüğünüz gibi köşeden köşeye neredeyse benim bir karışım. Bir karışım 25 cm'ye yakındır neredeyse. Bayağı bir büyük bir ürün gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dediğim üzere Maxon'un Orange Power MPPT 130 şarj kontrol cihazı. Şimdi bunu arkadaşlar böyle bir ürün incelemesi yaptığımıza göre ürünü bir de bağlantılarını yapıp bir incelemesini yapalım hep beraber. Hadi ona önce bir başlayalım. Arkadaşlar benim daha önceki videolarımda solar sistemimi zaten tanıyorsunuz.
Ben şöyle bir şey, panellerimi ayırdım. Benim 6 tane panelim var. Bu ürün 100 volta kadar desteklediği için ben şey yaptım, panellerimin her biri açık, voltajları yaklaşık 22.10 volt olduğu için ben 6 panelimi 3-3-2 grup yapıp 3'erli seri halde bağlayıp bunları 2 grup halinde paralel bağlayıp buraya getirdim. Yani benim ürünüm, yani buraya gelen enerji 66 volt gibi bir voltaj olacaktır. Ve daha fazla yükseltemedim çünkü panel sayısının hepsini kullanamıyorum. Bunu yapmamın nedeni hani bulutlu havalarda bile enerji elde etmek. Zaten MPPT'lerin en güzel özelliği budur. Kapalı havalarda bile enerji üretebiliyorsunuz. Belki cüzidir ama elde edebiliyorsunuz. Artı normal diğer şarj cihazlarına oranla da daha fazla enerji üretebiliyorlar. Şimdi arkadaşlar hep beraber ürünümüzü bağlayalım. Öncelikle bataryanın bağlanması gerekiyor. Hemen batarya yerlerini açıyorum. Yeterince. Daha önceden ben hazırlık yapmıştım arkadaşlar. Hemen bir kesici bağladım ben buna. Önce artıyı, zaten sigortam kapalı şu an gördüm. Şu an açık. Kapalı. Sigortam kapalı olduğu için çok sıkıntı yok. Hemen şunu takıyorum. Ve ben şöyle bir sıkıyorum. Evet arkadaşlar, bağladım. Şimdi bir de negatif eksimi yani bağlayayım akümün. Hemen akümün eksimini yerleştiriyorum ve sıkıyorum. Evet arkadaşlar, şu an ürünümüzün batarya şeyi bağlı. Benim şöyle bir şeyim var. Aşağıda volt marka 4 adet 100 amperlik akü var. Bunlar ikili gruplar halinde seri bağlanmış ve seri bağlantılar paralel bağlantı şeklinde bağlanmış. Hepsini şu an bu şekilde getirdim. Ürünüme bir enerji veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle ürünü açarken gördüğünüzde solid, lipo, life, float, gel. Yani yaklaşık 5 tip aküyü desteklediğini görüyoruz şu üstte. Hemen oda sıcaklığını ölçtü ve akülerimin voltajını ölçtü. Şu an akülerim 25.2 volt hiçbir şekilde şarj olmadığı için. Hemen bu da şu an şey bağlı olmadığı için hiçbir bilgi vermiyor bize. Tabii paneller bağlandıktan sonra da burada bilgi akışı olmaya başlayacak. Tekrar basıyorum. Bu da çıkış kısmında. Ben bir çıkışa bir bağlantı yapmayacağım. Çıkış kısmındaki ne kadar enerji kullanıldı, ne kadar enerji saat kullandı, ne kadar enerji kullandı gibi bilgiler veriyor. Evet arkadaşlar, buradaki kablom biraz dar olduğu için ben hemen akü bağlantılarımı da şey yapayım, açayım. Ne yazık ki şu köşeye koyacağım ürünü. Şimdi hemen panel bağlantılarımı yapayım. Hemen şu uzun, kısa, pardon, siyah da uzundu. Yine enerjimi keseyim batarya, her ihtimale karşı. Şuradan da enerjilerim hepsi kapalı. Şu an bağlıyorum. Artımı da bağlıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi enerjim bağlı. Hemen gene şey yapıyorum. Akü enerjisini bağlıyorum. Evet arkadaşlar. Açılıyor ürün. Açıldı şu an. Hiçbir şey. Sadece bilgiler veriyor. Hemen güneş paneli kısmındaki enerjiyi de, güneş solar enerjimi sigortasını da kaldırıyorum. Evet arkadaşlar, ve şu an enerji gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi şu an 13.2 amper ile şarj etmeye başladı. Tabii hava şu an biraz bulutlu arkadaşlar. Parçalı bulutlu. Ve akü şu an şarj ediyor gördüğünüz gibi. Evet, şu an gittikçe şarj voltajı da artmaya başladı. 27.2, 3. Şu an ürünü şarj ediyor. Şimdi arkadaşlar, benim bu şu an panellerimden 18 ampere kadar civarı bir amper gelebilir tam güneşli bir havada. Bu cihazın daha önceki testlerimde, yani
Savyer'in kendinden içinde gömülü şarj cihazı olan normal bu klasik şarj cihazı ucuz fiyatı olanlardan olan en fazla 14 amper üretti. Bugüne kadar hep kontrolündeydi. Şimdi bu ürünümüz ise daha yaptığımız testlerde MPP şarj cihazımızla yaptığımız testlerde tam güneşli havalarda 17.7'lere kadar bulduğunu gördüm, tespit ettik. Yani yaklaşık benim panellerim %100 performansını kullanmaya başladığını fark ettim. Bu da gayet güzel bir şeydi. Çok güzel, yani bir amper civarı bir kayıp vardı sadece. Ama bu üründe yaklaşık 4 amper civarı bir kaybım vardı. Bu da yaklaşık söylenenin gibi %30'un üzerinde bir verim kaybı yaşandığını gösteriyordu. Yani verimim aslında %30 arttı gözüküyor. Şimdi şu an evde ciddi bir yük olmadığı için 12.4 gibi bir yük şu an şey. Ben şimdi evde bir yük vereceğim. Bakayım şarj cihazım kaç ampere kadar çıkabileceğini göreceğiz. Evet arkadaşlar, şu an evde yaklaşık 280 wattlık bir yük yaptım. Bir de hava şu an parçalı bulutlu dediğim gibi. Ona rağmen yaklaşık 13 ampere yakın bir enerji elde edebiliyorum. Normalde bu ürünüm, şu ürünüm yazın bile en güzel havada en fazla 14 amper elde edebiliyordu. Ben şu an parçalı bulutlu havalarda 13.3 şu an oldu. 13.3 amper civarı bir enerji elde ediyorum. Daha önce de dediğim gibi ben bu ürünü güzel bir kış günü havasında yaklaşık 17.7 ampere kadar enerji elde ettiğimi fark ettim yaptığım testlerde. Bu videodan önce zaten testler de yaptım. Hani bu ürünün kaç ampere kadar enerji verebileceğini. Yani ürün gerçekten denildiği gibi, onu söyleyebilirim, MPPT olduğunu gösteriyor. Ürün yaklaşık %25 ile %40 arası bir ekstra enerji verebiliyor sizlere. Aslında ekstra değil. Zaten ürettiğiniz enerjiyi %100 randımanlı kullanmanızı sağlıyor. Öyle diyeyim ben size. Bu ürünlerdeki klasik şarj cihazları MPPT olmayan PWM tipi olanlar. Onlar ne yazık ki o kadar şekilde çalışmıyor. Şu an sizlerle konuşurken de sürekli şarj cihazının voltajını kontrol ediyorum. Şu an 14.2'ye çıktı. Yani bulutlar oynadıkça da onun kapasitesi değişiyor. Ona göre bir değişkenlik gösteriyor. Arkadaşlar, monitörün hemen yan tarafında toplam üretilen, depolanan enerjiyi de gösteriyor sizlere. Şu an itibariyle, bir video çektiğimiz itibariyle 1 amperlik bir depolama da yaptığını gösteriyor. Tabii şu an cihaz 24 volt şeklinde çalışıyor. Şarj voltajı anlık olarak değişiyor gördüğünüz gibi. Hemen menüyü değiştirdiğimizde şu an akülerimiz 26.1, oda sıcaklığı, yani bulunduğumuz ortamın sıcaklığı 24 derece olduğunu gösteriyor. Anlık derece, yani cihazın ortam sıcaklığına göre şarj algoritması var. Algoritmasına göre de şarj ediyor. Akülerimizin daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Öyle diyeyim. Şu an 14 amper devam ediyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 275-276 watt civarında bir kullanım var evde anlık olarak. Evet arkadaşlar, yaklaşık 700 watt civarı bir yük bindirdim cihaza ki akülerin şarj moduna geçsin ve şu an panel MPPT şarj cihazım 17.7 amper gibi bir şarj yapıyor gördüğünüz gibi. Tabi evde 700 wattlık gibi yük bindirdim ki biraz MPPT şarj cihazı tam aküleri şarj etmek için uğraşsın. Yani benim zaten en fazla 18-19 gibi bir civarı, 18.5 civarı en fazla bir şarj verebilir. Normalde invertörüm en fazla 14 veriyordu sürekli yaptığım testlerde. Daha fazla veremiyordu. Ama şu an gördüğünüz gibi MPPT şarj cihazım 17.8 veriyor. Yaklaşık normal şarj cihazına oranla yaklaşık 4 amper daha fazla enerji üretebiliyor. Bu da benim şu an ürettiğim enerjiyi %100 biliyorum anlamına geliyor. Evet arkadaşlar, umarım cihazın tanıtımını ve kullanımı ile ilgili verdiğimiz bilgileri beğenmişsinizdir.
videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonu tıklayıp videoyla ilgili yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Yeni kanalımızda abone desteğine ihtiyacımız var. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize destek vermeyi unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.